İkinci aşama bu çiftliklerden dolayı ben arkadaşlara dedim gidin kardeşim diğer taraftan devam et. Orada da dedik ki anlaştırmalar yapılmadığında oraya da girelim. Bilecik Sahil Kültür Yolu'ndayız. Burada bundan bir müddet önce heyelan olmuştu. Yol kapanmıştı. Arkasından Mahmut Mirkenan Başkanımızla birlikte Ankara'da teşebbüslerde bulunduk. Burası için ayrı bir para çıkardık. Şimdi buradaki çalışmaları yerinde görüp işarelerde bulunmak üzere yolun üzerindeyiz. Yolun ilk başlangıç 750 metresi yapılmış durumda, tıraşlanmış durumda. 450 metresi de tıraşlanmış durumda. Şimdi yolun tamamı 3250 metre. İnşallah tamamının bitmesi noktasında valimizin koordinasyonunda bir çalışma yürütülecektir. Tabii bizim de amacımız bu yolun bir an önce bitip hizmete açılmasıdır. İnşallah valimiz gerekeni yapacaktır. Buna inancımız tam. Şimdi işarelerimizi tamamladık, yolu yerinde gördük. Vatandaşımızın gönlüne göre çalışmalar sürmesi için gayretler devam edecektir. Bilecik'teyiz. Beton yolumuzun hemen üzerindeyiz. Bu yol önemliydi. Uzun süre sıkıntı yaşıyordu vatandaşlarımız. Nihayet belediye başkanımızla işare ettiğimizde bu yolun beton yol olması daha doğru olduğu ifade edildi. Biz de belediye başkanımızın işare sonucu Bozdere, Güzelyurt, Güvenir, Göktepe, Eşmeler, Süleymanşah Karakolu yani toplam 22 kilometre yolu beton yol yaptık. Bu yol hem genişlemiş oldu hem kalitesi artmış oldu ve uzun yıllar bu yol halkımıza hizmet edecek. Yine bu yol üzerinde bulunan Güzelyurt yakındaki kırsal mahallemizdeki köprü genişletme çalışmamız da yapılıyor. Orada da köprümüzün eni 11 metreye kadar çıkarılacak ve orada da insanlarımız yine sağlıklı bir geçiş sağlayacaklar. Kazalar da önlenmiş olacaklar. Bilecik'imize başka birçok hizmetler de yaptık. Meyancı, Haydar Ahmet, Şanlı Avşar, Kural, İnaplı Grup Yolu, yine Altınova Grup Yolu asfalt çalışmaları daha önce bu tamamlanmıştı. Yine Bilecik'te Fen İşlerimiz tarafından Karşıya Hakkamı Kalesi, Fıstıkçılar Hal Yolu üzeri, Nisip Yolu, Mezarlık Önü, Abdi İpekçi Caddesi, Köprü Yol Caddesi, Meydan Mahallesi, Eski Hastane Yolu asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Bilecik halkımızla geçen Mahmut Bey'den görüştüğümüz zaman uzun süre bu yol konuşulmuştu, yapılmamıştı. Efendim şimdi ne yaptık? Yine Bilecik'imizin su meselesini 50 yıllık sorunu çözmek üzere kollarımızı sıvadık. Yine Bilecik'imizin su sorunu çözüyoruz. ŞUSKİ tarafından Bilecik'te 62 milyon 830 bin TL yatırım bedeli Bilecik içme suyu şebekesi ihale edildi. Yine isale hattı ihale edildi. Bilecik arıtma tesisi ihale edildi. İki terfi istasyonunda yer alacağı bu ihale inşallah yine Bilecik'imizin daha sağlıklı su içmesine neden olacak. Kanalizasyon şebekesi ve atık su bu 200 milyon TL civarında bu yatırımda
inşallah Bileciğimize geliyor. Yani Bileciğimiz arıtmada, içme suyunda, ishalede, şebeke hattında, kanalizasyonda 50 yıllık sorununu çözüyoruz. Nasıl ki bugün beton yolu çözdük, aynı şekilde. Yine Bileciğe kadın destek merkezi açtık. Yine çok güzel bir gençlik merkezi açıldı ki Mahmut Başkanımızın da açtığı bir gençlik merkezinde yine birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Yine Bilecik mesbahanesi sağlıklaştırdı. Süleyman Şah Karakolu'ndan şu anda mevcut bulunduğumuz yere kadar. Buradan sonra bir kilometre civarında var. O da zaten şehir içi sayılıyor. TOKİ yol bağlantısı ve TOKİ tarafından yapılacak. Ama asfaltı inşallah güzel bir sıcak asfalt olacak. Sayın Başkan da yardımcı olacak, sağ olsunlar. Yani buradan aşağı yukarı 22'ye hizmet eden güzel bir yolumuz oldu. Büyükşehir bunu yaptı. Teşekkür ederiz. Evet, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin bizim grup yolumuzu Allah razı olsun başkanlarımıza, Zeynel Bey'e de, Mahmut Bey'e de, ikisine de teşekkür ediyorum. Bizim yolumuz bozuktu. Nasıl müracaat ettikse hemen müdahalede bulundular. Köprümüz de yapılıyor şu an. Allah razı olsun. Grup yolu 20-30 sene çok harap olmuştu. Burada 30-40 köyü bağlayan bir yoldur. Bayağı tahrip olmuştu. Yani şu son zamanlarda Büyükşehir Belediye'nin çalışmasıyla şu an çok güzel konumda. Halk olarak, muhtar olarak, yörenin bütün insanları çok memnun kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Kırsal Mahallemizden. Yani çok memnunuz. Allah razı olsun. Yani çok güzel oldu.